Hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar cezaevlerinde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar tedavilerinin önündeki engeller, zorlu koşullar ve durumlarının ağırlaşmasına rağmen infazları ertelenmediği için ne yazık ki yaşamlarını kaybediyorlar. Türkiye hapishanelerinde 300 bine yakın olan mahpus sayısı binlerce hak ihlallerini, işkence ve kötü muameleyi, sağlığa erişimin önündeki engelleri de beraberinde getirmektedir. Bu hafta Urfa İkinoğlu T tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Emin Güler'in durumunu aktarmak istiyoruz. 30 yaşındaki Emin Güler yaklaşık olarak 6 yıldır durumunun ağır olmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilmekte ve bu durumda yaşam hakkı açısından ağır hak ihlaline neden olmaktadır. Emin Güler boynun en hareketli bölgesinde bulunan C5 omurgasının zedelenmesi sonucunda hemiplepileji felç olmuştur. Bu hastalık beyin damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ve vücudun sağ ya da sol bölgesini etkileyen sinir sistemi hastalığıdır. Geçirdiği felç sonucunda %94 engelli durumuna gelmiş ve engelli durumu heyet raporu bulunmaktadır. Geçirmiş olduğu felç nedeniyle hem ayağını hem de sağ kolunu çalıştıramıyor. Kaldıkları cezaevinin fiziki yapısının iki katlı olması nedeniyle yatakhaneden mutfağa, mutfaktan yatakhaneye inip çıkmakta güçlük çekmektedir. Kendi ihtiyaçlarını ancak arkadaşlarının desteğiyle karşılayabilmektedir. Sağ ayak, sağ kolu felç olduğundan mekanik bir ekipman olan el ve ayak splinti kullanmaktadır. Diğer hastalıklarının yanında en çok bu felçli olma durumu kendisini zorlamaktadır. Sağlık durumunun açık ve net olmasına rağmen fizik tedavi imkanları sağlanmamış, gereken fizik tedavi malzemeleri verilmemiştir. Yaşamını sağlık sorunları tedavi edilmeden, iyileşme koşulları da sağlanmadan bu şekilde devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Önceki yıllarda gönderdiği mektupta felç olma durumunun yanı sıra akciğerde hava boşluğu oluştuğu için çoğu zaman nefes almakta zorlandığını, geceleri yarı baygın bir şekilde yatağında kilitlenip kaldığını, bu durumun psikolojisini bozduğunu ve bedeni üzerinde de tahribat yarattığını aktarmıştır. Emin Güler aynı zamanda hepatit C hastasıdır. Ciddi olan bu hastalık uzun dönemde karaciğer hastalığı, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Hastalığın seyri sürekli olarak takip edilmek zorundadır. Emin Güler'in yaşamını tek başına devam ettirmesini engelleyen %94 engelli olmasına neden olan felçli olma durumu ve diğer hastalıklarıyla birlikte hapishanede kalamayacağı açıktır. Özel bakım ve fizik tedavi olanaklarını hapishanede erişememektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bir an önce tahliyesinin sağlanarak dışarıda sağlıklı koşullarda tedavi edilmesinin önü açılmalıdır. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 389. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Mahpusların yaşamış olduğu sağlık ve sağlığı olumsuz etkileyen tüm sorunları kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi.